Dostlar merhabalar. Üçgenlerde eşlik benzerliklerin konusunun ikinci testini çözeceğim arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Hemen şöyle birinci soruyla koyuyorum önüme ve başlıyorum dostlarım. Klasik bir sorudur. Ha, bu arada odaklanmayı da bir ayarlayalım arkadaşlarım. Bozuk gözükmesin size. Şöyle biraz güzel olsun. Şimdi klasik bir soru. İki tane birinci benzerlik şeklimiz var dostlar. Bakın şurayı kapatıyorsunuz ilk başta. Sol tarafta bir klasik benzerlik yapıyoruz. Şimdi bu benzerliğin kuralı şuydu. İlk birinci asli görevi şudur arkadaşlarım. Şu paralel doğrular var ya. Bakın bu paralel doğru. Soldaki kenarı hangi oranda böldüyse şu sağdaki kenarı da aynı oranda bölmek zorunda. Peki sol tarafı nasıl bölmüş? 3'e 9. Yani 1'e 3 şeklinde bölmüş. O zaman bu tarafı da aynı şekilde 1'e 3 muhabbetiyle bölecek. Şimdi bu soldaki üçgen görevini yaptı dostlarım. Daha buna bakmanıza gerek yok. Sağdaki üçgene bakın. Şimdi yine paralel bir doğru var mı kardeşim? Bak bu adam, bu adama paralel verilmiş arkadaşlar. Peki buradaki benzerlik oranı bak 1'e 3 şeklinde. O halde bu tarafta da 1'e 3 şeklinde benzerlik olacak. Yani 2 ise 3 katı 6 diyeceksiniz. Birinci sorumuzun cevabı Denizli'den hemen çıktı. Geldik 2 numaraya. İşte bir önceki videoda bahsettiğim kelebek üçgenle birinci benzerlik şeklimizin bir arada olduğu soru tarzıdır. İşte kelebek üçgen böyle sorulur dostlarım. Bakın ne diyor? Şurada bir kelebek üçgenimiz var. Hemen şöyle biraz kalınlaştırdım ben sizin için bunu. Kelebek üçgenin oranı neydi? 2'ye devamı olan kenar 3. 2'ye 3. O zaman paralellerin de oranı 2'ye 3 olacak dedik. Kelebek üçgen görevini yaptı. Şimdi sıra geldi birinci benzerlik şeklime. Bak küçük üçgenin sol kenarı 8. Büyük üçgenin sol kenarı 8 artı x. O halde 8 bölü 8 artı x eşittir. Küçük üçgenin tabanı 2k yani 2. Büyük üçgenin tabanı 3k yani 3. Peki şu matematiğin sağladığı kolaylık sağdan sola doğru 4 katına çıkmış. Bu da 4 katına çıkacak. Şurası olacak 12. 8 ile kaçın toplamı 12'dir diye sordum. Cevabım Denizli'den çıktı. Ben de geçtim 3 numaraya. Bu 3 numarada yine bakın birbirine paralel doğrular var. 9 ile x birbirine paralelmiş. Ama bunların ikisi aynı üçgenin paralel doğruları değil arkadaşlarım. Ben bunların arasına şöyle bir köprü kuruyorum hemen bakın. Bir paralel doğru da ben indiriyorum. Bu hem 9'a paralel hem x'e paralel. Şimdi ne yapacağım? X'ten bu paralele geçeceğim. Bu paralelden de 9'a geçiş yapacağım. Köprü kurdum aralarında. Şurada x dediğimiz uzunluk bizim indirdiğimiz paralelin orta tabanı. Bunu görün dostlarım. Çünkü burayı 2'ye bölmüş. Mecbur burayı da 2'ye bölecek. Ve bu adam bu adamın orta tabanıdır diyeceğim. 2x'i buraya yapıştırdım. Şimdi bir de oran vermiş hocalarımız bize. AD'ye diyor 1K derseniz BD 3 katı olacak diyor. O halde şu benzerliği de yapalım. Bak 9'un buna oranı 3'ün 4'e oranı olacak dostlarım. O halde 3 bölü 4 eşittir 9 bölü 2x'tir dedim. Hemen 3 katına zıplamış. Bu da 3 katına zıplayacak. 12 olacak burası. 2x eşittir 12 ise x eşittir 6'yı paketledik. 4 numaraya geldim dostlar. Eşit açılar görüyorum 4 numarada. Hemen bak sakın ha bunları paralel zannetmeyin. Paralel dememiş şimdilik. Ama biz bir yazalım şu eşit açıları. Bakın şurada z kuralı sağlandı. Z kuralı ne zaman sağlanıyordu dostlarım? Paralellik varsa z kuralı vardır o soruda. O halde ben de diyorum ki şu 5 ile 15 artık kesinlikle birbirine paralel iki doğrudur. Madem ki paraleller, hadi şunların paralelliğini konuşalım şimdi bununla.
Bu birbirine paralel. X bölü x artı 8 yazıyorum. X bölü x artı 8 eşittir diyorum dostlarım. Paralellerin oranı 5 bölü 15. Şimdi sadeleştirme yapalım. 1, sadeleştirme yapalım. 3, içleri çarpalım. 3x, dışları çarpalım. X artı 8. O halde 2x eşittir 8. X eşittir 4 çıktı. Sorumun cevabı Edirne'den geldi dostlar. 5 numaraya geldim arkadaşlar. 1 numarada çözdüğümüz sorunun kopyası bir soru. Önce şu sol taraftaki oranı sağ tarafa taşıyalım bak. Bu üçgenin görevi ne? Oranı taşımak. Neydi bu paralellerin görevi? Şu paralellerin görevi. Bu tarafı 3'e 2 mi böldü? Bu tarafı da 3'e 2 olacak şekilde bölecek. Şimdi artık sol tarafla işim bitti. Sağ tarafa bak şimdi sadece. Şu tarafa bak. Peki yapalım benzerliğimizi. 3 bölü 5 eşittir paralellerin oranı. Yani 3 bölü x'e. Bu bir katına çıkmış. Bu da bir katına çıkacak. 5. sorumun cevabı Adana'dan geldi bile dostlar. 6. soru sadece kelebek üçgenden oluşuyor farkındaysan. Hatta 2 tane kelebek üçgen yapacağım burada dostlarım. Ama ne demiştim ben? Sadece kelebek üçgenden oluşan bir soruyu soracaklarını zannetmiyorum. Tamam mı dostum? Tabii yine de çözelim biz. Şimdi önce şu kelebeği görelim. Bakın burada bir sürü kelebek var ama ben 2 tanesini seçip soruyu gömeceğim dostlarım. Şu kelebek üçgeni gördüm. Orana bakar mısın? 3'e 12. Yani 1 ise 4 katı 12 gelmiş. O halde şu kenar 1 ise bu kenar 4K olacak. 1'e 4 değil tabii ki de oran olarak yazdım ben bunu. Şimdi de şu beyazla şu beyazı oranlayalım. 2 bölü x eşittir 1 bölü 4'e. X eşittir 8'i paketledik gobeller. Evet, ilk 6 sorumu gömdüm. Hemen aldım 7 numarayı. Şimdi 7 numaraya bakıyorum arkadaşlar şuraya getirene kadar. Bir sürü dik açı görüyorum. 3 tane. Ve ben dik açıları görünce ne yapacaktım? A, B 90'ları yapıştıracaktım. Hemen yapıştırayım o zaman hocam. Şuraya A diyeyim. 90, B diyeyim. Büyük üçgene bak. A, 90 var. Şurası B. Şurası 90, B 90. Burası da mecbur A. Şimdi birinci testte ne öğrendik? Bak şu iki küçük dik üçgene baksana. Açıları tıpatıp aynıysa benzerler. Eğer ekstradan bir de aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse eş üçgenler. Bak ikisinin de 90'ının karşısı tık tık. Demek ki bunlar eş üçgen. Burada B'nin karşısı 8 mi? Burada da B'nin karşısı 8. Hatta 6, 8, 10. Burası da 10. A'nın karşısı burada da 6 olacak. Çünkü burada 6. Pekala. Şimdi devam edelim. Buna göre DG X nedir diye soruyor. Dostlar şimdi bir de şu küçük üçgenle, şu küçük dik üçgenle kocaman dik üçgeni benzerliği. Küçük dik üçgende A'nın karşısına kaç yazmış amcalar? 6. Büyük dik üçgende A'nın karşısına kaç gelmiş? 12. İki katı muhabbeti var dostlarım. Gördünüz mü? İki katı oluyormuş büyük üçgen. Peki o zaman küçükte 90'ın karşısında 10 varsa büyükte 90'ın karşısında artık ne olacak kesin? 20. İki katı olacak. Peki buranın 20 olması için 6 burada, 10 burada. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Yani 7. sorumun cevabı Edirne'den geldi. Geldim 8 numaraya. Hemen şu taktiği hatırlayalım. Bir soruda bir kenar bile ikiye bölünmüşse aklıma ne gelecekti benim? Orta taban. E burada iki kenar ikiye bölünmüş. O zaman seve seve orta taban yapacağım ben aga. Bak en güzeli de şu olur. Bir sürü orta taban çizersin buradan ama en güzeli şuradan bir paralel doğru çiz. Şuraya Kastamonu noktası diyelim. Bak bu 3 bu KD'nin orta tabanıdır. Çünkü burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye bölmüştür. 3 ise 6. Hatta bak bu KD Denizli'de 2'ye bölmüş ya. Ben şimdi bunu buraya paralel çizdiğim için KD bu Kastamonu'da da 2'ye bölmüştür dostlarım. Burayı da 2'ye böldü. Hatta KD AC'nin orta tabanı çıktı. AC 12. Ha şimdi soruyu oku. Ne diyor? AC kaçtır? Paketle gitsin.
taktik bilince zaten kendiliğinden çıkıyor soru dostum. Geldik 9 numaraya. Diyor ki DE paralel BC. G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Adamım bak bu da çok sık çıkacak karşına kurban olduğum. Şimdi ağırlık merkezinden geçen paralel doğru. Ağırlık merkezinden geçen paralel doğru var. İşte şu ağırlık merkezinden geçiyor. Bunu bugün hangi soru bankasını açarsan aç karşına çıkacak bir soru tipidir. Bunu görünce hemen şunu yap kardeşim. Bu paralel doğru soldaki kenarı da sağdaki kenarı da hep 1'e 2 oranında bölecek. Yani alttan yukarı ama 1'e 2. Burayı da alttan yukarı 1'e 2 oranında bölecek. Tamam mı kardeşim? E o zaman 1'e 4 düştüyse 2'ye ne düşer? 8. 2'ye 6 düştüyse 1'e ne düşer? 3. 8 ile 3'ün toplamını soruyor. 11'i paketlersin. Ha bunun ispatı ne? Öğretmeyin. Şimdi bunu neden böyle yaptık? Ezberlemeyelim. Şimdi bazı arkadaşlar şu gidecekler. Hocam testte niye ezberliyoruz? Ezberlemeyelim. Niye ezberliyoruz? Mantığını anlayalım falan filan. He he. Mantığını anlayın siz anasını satayım. Ben şimdi yine de anlatayım tamam mı o dımbıllar için. Hadi dinleyin bakalım. Şimdi G'den geçen kenar ortay neydi bizim için? Ağırlık merkezinden geçen doğru neydi bizim için pardon? Kenar ortaydı. Aha burası kenar ortay. Peki kardeşim bu ağırlık merkezinin en önemli özelliği ne? Tabana 1, açıya 2 olmasıydı. Bunu da yerleştirdik. K'ya 2K'dır dedik. Peki bak bakayım şu DG'ye. Şu DG'ye bak Gober. Bir de şuna bak. Bunlar paralel. Paralel doğru için ne dedim? Bu tarafı 1'e 2 böldüyse bu tarafı da ne yapacak? 1'e 2 bölecek. Ya da bu paralel için konuşalım. Burayı 1'e 2 böldüyse burayı da 1'e 2 bölecek. İşte 1'e 2'ler buradan geliyor. Tabana 1, açıya 2 özelliğinden geliyormuş. Geldik 10 numaraya. Yeni nesil bir soru. Ve ne dedik? Benzerlikteki yeni nesil sorular çok kolay. 12 var, 4 var, 2 düz duvar, düz duvar. Görüldüğü gibi iki tahta dayanmaktadır. Buna göre tahtaların kesişim noktasının yerden yüksekliği, yani şu zıbıdıyı soruyor bize. Gelin önce şuradaki kelebeği bir görün bakayım. Bak şurada bir 4'e 12'lik kelebek var. 4'e 12. Peki kelebeklerin oranını biz nasıl yazıyorduk? Video yine durmuş arkadaşlar. Allah'tan yakaladık hemen. Şimdi kelebeklerin oranı 4'e 12. Demek ki 1'e 3 katı. O halde şurası 1, şurası 3 dedik. Burada duralım şimdi. Şimdi şunu da görün arkadaşlar. Şu adamın şu adama paralel olmasını, yani şu benzerliği de bir görsenize dostlarım. Bak şurada bizim klasik benzerliğimiz var arkadaşlarım. Ne diyordum? 3 bölü 4 eşittir. Şuna h diyelim. H bölü duvarın uzunluğu 4. Bunlar eşitse üstler de eşit olacak. H eşittir 3 geldi bile çoktan. Evet 11. sorumuz. Aşağıda birbirine paralel bölmeleri olan bir semaver verilmiştir. AF 5, 11, 13, AB bölü AC nedir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Klasik bir yamuk sorusudur. Yamuğun çok meşhur bir sorusudur. Bakın şunlar birbirine paralelse şurada bir yamuk şekli var dostlarım. Şurada bir yamuk var. Hatta bir küçük yamuk, bir de büyük yamuk var. Bu yamukta %90 yamuk sorularında şöyle yandan paralel çizerek çözersiniz soruyu. Ben de bunu çizdim. 5 ise burası da 5, burası da 5. 11'di ya şurası. Buraya 6 kaldı. 13'tü, buraya 8 kaldı. Bak burada ne çıktı dostum? Senin artık çok sevdiğin klasik benzerlik şekli çıktı. Tabanların oranı 6 bölü 8. Yani sadeleştirelim 2'ye bölelim 3 bölü 4. Yandaki kenarların oranına eşit. Küçüğününki 3K ise büyüğününki 4K olacak. Buraya da kalacak K. Peki bu 3'e 1 oranı, burada da 3'e 1 oranı var. Burada da 3'e 1 oranı var. Paralel doğru böyle yan tarafa doğru taşıyordu. Tales amcamız böyle demiş. Peki ne istiyor? AB bölü AC yani 3 bölü 4'ü istiyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet Goberler bu videonun da sonuna geldik. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşeceğiz artık. Kendinize iyi bakın.